Mesela 42.339 şikayet kuşak programlarına giriyor. Evet. E bak 42.000 şikayet, sen bunu niye önemsemiyorsun da bize toplam bütün yekününde 444 kişi şikayet etmiş. Burada 42.000 kişi. E buna niye önemsiyorsun? Sırf kuşak programlarına. 28.158 şikayet dizi filmlere var. Bunu da önemli görmüyorlar. 17.259 şikayet beceri ve direnç yarışmalarına var. 11.416 şikayet tele alışverişe var. 7.784 şikayet de bu reality şovlara var. Bunların hiçbirini önemli görmüyor. Aylar içerisinde, uzun aylar içerisinde toplam 444 şikayet etmiş. Adamın işi gücü yok, kısa kanç, hasüt. Bir daha yazıyor, bir daha yazıyor. Oturmuş, Adnan Oktar'ın programlarına şikayet var. E kardeşim, burada on binlerle şikayet var. Bunu niye önemli görüyorsun? Oradaki şikayet önemli görüyorsun. Şimdi Türkiye'de bir insan kalitesinde düşme oldu. Yani daha evvel daha yüksek akla sahip, daha asil, daha değerli insanlar vardı. Sonra toplumun bir kısmı basitleşti. Daha adi, böyle kindar, daha nefret dolu, daha basit, daha çıkarcı, egoist, bencil ve çok basit düşünen, dar görüşlü, sıradan insanlar haline geldiler bir kısmı. Bir de şimdi bunları modern olma sevdası sardı. Mesela gelenekçi kesimi. Mesela adam pantolonun rengiyle, kıyafetiyle falan modern olmaya çalışıyor. Homoseksüel renklerine modern olmaya çalışıyor. Ve homoseksüel olarak modern olabileceğini düşünüyor. Yani bak, çok vahim bu. Yani uzun vadede, 10 yıllık, 20 yıllık vadede bu Türkiye'yi mahvedebilir. Homoseksüel lobisi dünyadaki en büyük, en tehlikeli lobidir. Komünizmin daha tehlikeli şu an. Bak, komünizmden çok çok daha tehlikeli homoseksüel lobisi. Dünyanın her yerine birbirine destek veriyorlar. Mesela bak, bizim arkadaş grubumuzdan ayrılan 3 homoseksüel var. Biz bundan sonra anladık homoseksüel olduğunu ve ayırdık. Bak, gitmiş hemen o çakallarla, o ünlü homoseksüelle beraber olmuşlar. Birlikteler. Mesela yazışıyor, konuşuyor. Onların evine gitmiş, o onların evine gitmiş. Adam azılı homoseksüel. Bak, bunları hemen bulmuş. Her türlü ahlaksızlık, çirkeflik. Bir de bunlarda utanma hissi yok. Yüzlerine teneke çakılmış. Çok haysiyetsiz, namussuzlar. Normal insanlar da bunları normal zannediyorlar. Yani sıradan bir insan zannediyor. Halbuki bunlar karaktersizlikte, ahlaksızlıkta, haysiyetsizlikte acayip derinlik almış. Çok ileri kaşar insanlar. Çok ileri derecede haysiyetsiz, namussuz insanlar. Ama tabii bunu topluma anlatmak çok zor oluyor. Anlamıyorlar. Bilmiyorlar. Ve muazzam bir homoseksüel eğilimi meydana geldi. Bir de kadınların da bir kısmı homoseksüelleri destekliyor. Gelenekçi, Müslüman diyor, başörtülü falan. Akşama kadar homoseksüel destekçisi. Uydudayız adlandı. Efendim? Uydudayız. Yasak mıymış bunları anlatmak? Nedir? Evet. Saat mi? Kaşar derken peynir anlamında değil mi? Kaşar peynir diyorsun, evet. Alıyorsun da kaşarı niye söyleyemiyorsun? Ya eskimiş anlamında yani, evet. Daha koyulaşmış, katılaşmış. Evet. Peynir ne olur? Zamandan katılaşır, evet. Kaşarlaşır. O anlamda. Evet. Onu söyleme, bunu söyleme. Bu nedir ya? Mesela sadece İstanbul'da 20 homoseksüel barı var. Bak, homoseksüel lokantaları ayrı, homoseksüel oteller ayrı, homoseksüel hamamları ayrı ve akıl almaz bir destek var. Gençler akın akın homoseksüel oluyorlar. Liselerde, üniversitelerde falan. Gençler hep bakıyorum, el ele geziyor. Aslan gibi delikanlılar el ele tutuşmuş geziyorlar. Kadınlardan uzak durmaları, kadını beğenmeme, kadını tehlikeli göstertme, kadını suçlu bir varlık göstertme, kadına sevgiyi gayri ahlaki göstertmek şeklinde bir
program uyguluyorlar. Bunun sonucunda gençler kadınlardan tamamen soğudu birçoğu. Ya kadın dedim fellik fellik kaçıyorlar. Hep erkek aramaya başladılar. Genç olan çocuklar, genç delikanlılar. Gelenekçi kesim içerisinde de bir kısmında acayip bir yuvalanma ve yapılanmaya dönüştü. Yani bu devlet için ciddi bir tehlike, bunu Milli İstihbarat Teşkilatı'na bildirelim. Cumhurbaşkanlığı'na da bildirelim. Yani hiç ummadık yerlerde muazzam bir homoseksüel yapılanması oluşuyor. Evet. Ve devam ediyor bu. Hastanelerde gelişiyor, kulüplerde gelişiyor ve birbirine dayanışma halinde oluyorlar. Aslan gibi delikanlılar ya. Yiğit delikanlı. Bakıyorsun boynu bozu, pehlivan gibi. Hep homoseksüel. Sakallı bıyıklı ya. Yani aklının ucundan geçmez. Pehlivan gibi çocuklar homoseksüel. Müthiş bir facia. Ve dünya çapında bir dayanışma halindeler. Mesela Brezilya'ya gidiyor, hemen orada anlaşıyor. Orada mesela homoseksüel kulübüne giriyor. Oo, hemen kapıda karşılıyorlar. Mesela bir homoseksüel hakim oluyor, bir işi düşüyor, hemen işini hallediyor. Homoseksüel savcı hemen işini hallediyor. Homoseksüel polis hemen işini hallediyor. Masonluğun nasıl bir dayanışması var? Mesela tarikatların nasıl bir dayanışması oluyor? Homoseksüel dayanışması bunun çok çok üstünde. Akıl almaz bir dayanışma sistemi meydana geldi. Mesela çok fazla homoseksüel hamamı oluştu. Saunalar, homoseksüel saunaları, homoseksüel masaj salonları, homoseksüel spor salonları, mesela body salonu deniyor. Çaka çaka homoseksüel dolu. Mesela bizde bir çocuk vardı. Dedim ki bak gitme dedim sen orada. Homoseksüel olursun dedim. Bak orada normal bir yer değil dedim yani. Çünkü çırılçıplak oluyorlarmış falan. Yan yana falan. Her yerler açık. Duşta falan birbirine el teması falan böyle. Yani cinsel organlarına falan dokunma tarzında. Gitme dedim. Israrla gitti. Sonra gelmiş kapıda ağlıyor burada. Ne oldu dedim. Irzına geçmişler orada. Ya homoseksüel olmuş. Ama bir de sırıtıyor. Buraya gelme dedi o zaman dedim yani ben. Buraya gelmene gerek yok. Ama geliyorsan dışarıda kal. Orada dışarıda biriler sana kitaptan anlatsın İslam'dan. Ben buraya gelmeni istemiyorum dedim. Sonra o bizden ayrılanlarla birleşti o. Onlar da homoseksüel, hep beraber birleştiler. Şimdi o azılı homoseksüellerin evine gidiyorlarmış. Orada zaten yuva. O yeni yer yuva. Herkesi çağırıyor yani. Şu an kaynıyor orası. Ve bu büyük bir tehlike ve bunlar çok sırnaşık, şımarık, yüzsüz ve arsız oluyorlar. Ya bunlarla muhatap olunacak gibi de değil. Akıl almaz arsızlar. Mesela adamın alenen belli homoseksüel olduğu, diri diri milletin yüzüne bakıyor. Ya insan yerin dibine girer ya. Ya Türkiye'de yaşayamaz ya. Ya dünya, ne mi çöle mi gider yani, yalnız yaşar. Ya. Facia yani. En ufak bir utanma hissi yok yani yüzünde. Diri diri insanlara bakıyor. Ve bir tane, iki tane, on tane değiller yani. Yurt dışından da, İngiltere'den mesela, oradan da homoseksüel savunucuları getirip muhafazakar insanlarla, siyasilerle resim çektirip kamuoyu desteği oluşturmaya çalışıyorlar Adnan Bey'de. Evet. İsimleri de var. Yalnız Rütük şimdi bunları da konuşuyor, olmaz hale getirmiş. Ya bu çok anormal. O zaman biz homoseksüelle karşı nasıl mücadele yapacağız? Ahlaksızlığa karşı nasıl mücadele yapacağız? Onu söyleme, bunu söyleme. Yani burada gizli bir bloklama sistemi oluşmuş oluyor. Peki nasıl anlatalım? Yani homoseksüelliğin yanlış ve kötü bir şey olduğunu bana o zaman gelip bir Rütük ayası burada anlatsın. Yolunu göstersin. Adam diri diri suratımıza bakıyor ya, çıkıyor. Alenen homoseksüel. Yüzünde eşek oynamış adam, utanmıyor. TRT 4'te homoseksüellerin hikayeleri anlatılıyor. Ya kardeşim, Gaziantep Belediye Başkanı Gaziantep sokaklarını homoseksüel renklerine boyuyor. Arkasından da namustan, efendim, işte ahlaktan, adaptan, edepten bahsediyor. Ya homoseksüel, sen neyi savunuyorsun? Homoseksüelin serbestçe homoseksüellik yapmasını savunuyorsun. Lezbiyenin de rahatça lezbiyenlik yapmasını savunuyorsun. Transseksüelin de transseksüelliğini serbestçe yapmasını savunuyorsun. Nasıl ahlakı savunuyorsun o zaman ya onun arkasından sen? Nasıl adab edebi savunuyorsun? Ya sen bizden dalga mı geçiyorsun? Ya inanılır gibi değil ya.
gökkuşağı renkleri, bütün homoseksüel renklerini Gaziantep'i kirlettiler. Ben uyardım, sonra sildiler bunları ben uyardıktan sonra. Homoseksüel hiçbir yerde anlattırmıyorlar. Aman aman diyorlar. Tak hemen bir düdük sesi geliyor. Peki nasıl anlatacağız? Siz göstertin yolunu anlatalım. Nasıl? Hayır, dizi, homoseksüeli çıkarıp dans ettiriyor, oynatıyor. Adam kırıtarak falan yürüyor. Bunlara ses yok. Homoseksüeli eleştirirken düdük sesiyle kapatıyorlar. Bu böyle olmaz. Bunu dilekçeyle bildirelim. Homoseksüelin telkin edilmesi yasak değil. Homoseksüelin propagandası serbest. Homoseksüelin çirkin olduğunu anlatmak yasak. Bundan sonra da bize adep edep dersi vermeye kalkıyor adamlar yani. Homoseksüel renkleri kullanan belediye ve kurumlardan bazıları şu şekilde: Gaziantep Belediyesi, sizin de bahsettiğiniz, Adana Belediyesi, MHP, Beşiktaş Belediyesi, CHP, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde yine homoseksüel renkleri kullanmışlardı. Ataşehir Belediyesi, CHP, Kayseri Koca Sinan Belediyesi, Kadıköy Belediyesi, CHP, Bursa Nilüfer Belediyesi, Şişli Belediyesi ve Kıbrıs Cumhurbaşkanlığı'nda. Ya bir Rütük biraz daha açılım yapsın, yani biraz rahatlatsın, bu kadar olmaz. Bak, homoseksüelliği eleştiremiyoruz. O zaman bize bir eleştirme yöntemi göstersin, onu yapalım. Evet. Bak şöyle yapılır desinler, biz de öyle eleştirelim. Bir de yani mayın tarlası gibi birden diyor ki tak ver 14 bin lira. Niye? Şunu söyledin. Ya kardeşim ne olur ben nereden bileyim, sana göre neyin nasıl olduğunu sen biliyorsun. Bana de mesela şu kelimeleri kullanamazsın, şu cümleleri kuramazsın falan de, ben aklım alsın. Olay olduktan sonra açıklıyorlar. Evet. Mesela yeni yeni kanun açıklıyor. Mesela şimdi yeniden eleştirmişler. Ne kadınların istismarı. Evet. Akşama kadar televizyona kadın çıkarıyor TRT. Evet. Dekolte, sırt dekolteli. Kadınları kucağına alıyorlar, dans ediyorlar. Güzel. Hoppala, al bir tane daha. Tamam, getir bakayım. Ya kardeşim bunun bir hız kesmenin gitti ya. Pencere açalım. Evet, siz de oradan kapı açın, o açık kalsın. Bu normal mevsim sıcaklığı mı? Değil. Nereden geliyor bu su? Hayır, şimdi sakin olun demiyorum. Yani evde bir ısıtıcı kullanılmıyor. Var. Yer. Evet, yerden. Anladım. Ya insan şu akit kelimesini ağzıma utanıyorum yani söylemekten, böyle bir kanaldan bahsetmek. Ya sanki böyle bir kanal varmış gibi. Sanki kaydolanacak adamlar varmış gibi. Öyle haberler çıkaracağız ki bilmem ne falan. Avusturya'dan kendi adamlarını getirmişler. Yıllardan beri beraberler. Evet. Son bir buçuk seneden beri de bütün çalışmaları birlikte olan bir tip. Tayyip Hoca'ya akıl almaz öfkeli adam. AK Parti'ye akıl almaz öfkeli. Daha önce hanımını bileklerini keserek cinayet teşebbüsünde bulunmuş. Doğru mu? Evet. Ve iki ay hapis yattı ardından. İki ay. Annenin bileklerini mi kesmeye kalktı? Kesti annenin mi? Annenin bileklerini kesti. Kesti. Evet.
Onların kayıtları da var. Kaydı da var. Evet, poliste. Şahit oldum. Polis de alıp bunu götürdü. Şahit oldum. Polis götürürken de şahit oldum. İki ayda hapis yattı. İki ayda hapis yattı. Ve Tayyip Hoca'ya akıl almaz bir öfke içinde, evet, ama evet. Yüzlerce biz Facebook'undan indirdik. Kendince uyanıklık yapıyor. Hemen Facebook'unu kapatmış. Ama biz de bir kere indirmiş bulunduk. Kusura bakmasın. Normalde ağlatacaklardı. Ama pek olacak gibi diyor yayınladığımız şeylerden dolayı. Öbürü bir niyetlendi, gözlük. Yani pardon, gözlük, gözlüğünü çıkarttı yani diyorum öyle. İnşallah. Evet. Türkiye'yi yani homoseksüellikle şundan bundan çökertmek istiyorlar benim gördüğüm. Muazzam bir güç elde etmişler. Gelenekçi kesimin içine homoseksüelliği sokmaya başlamışlar. Hiç ummadık ailelerin çocukları bile homoseksüel. Bak hiç ummadık, aklına hayaline gelmiyor. Mesela alim, hoca diyorsun. Bakıyorsun çocuğu homoseksüel. Avrupa'da falan cayır cayır çocuklar. Birçoğunun çocuğu homoseksüel. Mahvoluyor. Mesela İngiltere'ye gönderiyor, orada ırzına geçiyorlar çocuğu. O da homoseksüel oluyor. Fransa'ya gönderiyor, o da homoseksüel oluyor. Birçoğu öyle. Hepsi olmasa da birçoğu öyle. Diyanet İşleri Başkanlığı'ndan ben istirham ettim. Allah rızası için. Bak çok önemli bir şey bu. Çok 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 önemli. 200 bin vatan evladı, tertemiz hanımefendi genel evlerde fuhuş bataklığında satılıyor. Diyanet bu konuyu gündeme getirirse bu konuya bir çözüm bulunur. Tabii. Allah rızası için bunu gündeme getirirse Sayın Diyanet İşleri Başkanı. Ben mesela çok memnun olurum. Allah rızası için eğer bunu yaparsa biz her türlü yardımı da yapabiliriz, destek de olabiliriz. Ya kurum olarak saygı duyuyorum. Diyanet İşleri Başkanı'nın kendisine de saygım çok büyük. Ama bu çok hayati. Yani bu haram olduğunu bildirsinler. Günah olduğunu bildirsinler. Ve günde 3 milyon vatan evladı, delikanlımız bu kadınlarla fuhuş bataklığında çirkin bir şekilde ilişkiye giriyorlar. Ve orada fuhuş oluşuyor. Ve bu günah. Ve bu hanımlar günde 70 ile 150 arasında erkekle ilişkiye giriyorlar. 200 bin kadın. Ve bu insanlardan %8 vergi alınıyor. Bu yazık, günah. Diyanet İşleri Başkanımıza ben buradan rica ediyorum, istirham ediyorum. Bak ben onun kardeşi sayılırım. Mümin olarak rica ederim. Ahirette hep beraber olacağız. Allah bize sorar. Bu insanlara yardımcı neden olmadınız derler. Değil mi? Yani bunu niye hatırlatmadın derse Cenab-ı Allah'a ne diyeceğiz biz? Diyanet bunu birinci konu olarak ele alsın. En öncelikli bunu bir halledelim. Bu hanımefendileri buradan kurtaralım. Bunlar helaliyle evlensinler. Ev kursunlar. Bunlara iş bulalım. Ve aslan gibi bak yiğit, böyle boylu boslu güzel kadınlar. Yani 200 bin evladımızı biz kurtarırsak Allah bize bereket verir, hayır verir. Sayın Diyanet İşleri Başkanımız bu konuda lütfen yardımcı olsun. Fethullah Gülen'le en akılcı mücadele yapan her zaman ben oldum. Evet. Bak onun İngiliz derin devletinin eline düştüğünü de söyleyen ben oldum. Evet. Kimse bunun farkına varmadı. Bak Deccal'in eline düştüğünü ve Kur'an'ı inkar ettiğini de ben söyledim. Evet. 2012 yılında deliliyle açıklıyorum. Bak kendi konuşmasıyla açıklıyorum Kur'an'ı inkar ettiğini. Ve Fethullah Gülen cemaati homoseksüelliğe teslim edildi. İngiliz derin devleti tarafından. Mevcut miktarda homoseksüel var işlerinde. Birçok cemaatte de bunu yaptılar. Ama Fethullah Gülen cemaatinde de homoseksüellik had safhada yüksek. Ve Kur'an'ı reddetme. Kur'an'ı kitap olarak kabul etmeme. Ve Rumilik. Ve Darwinist olmak. Deccal'in eline düştüler. Bak bu teşhisi koymak çok önemli. Bunu delillendirmek çok önemli. Arkasından katilliği öğrettiler. Cinayet işlemeyi bunlara helal hale getirdi Deccal. Ve biliyorsunuz 15 Temmuz'da
aslan gibi kardeşlerimizi bu alçak kahpe yapılanma şehit etti. Ve bunlar bu kafadan vazgeçmiş değiller. Şu an daha da homoseksüelin pençesine düştüler. Daha da ateist oldular. Daha da İslam'a Kur'an'a cefalılar. Aynı PKK'yla birlikte hareket ediyorlar. Bunlara karşı suskun değil de akılcı, bilimsel, Kur'an'la, bilgiyle bir mücadele verelim. FETÖ neden yanlıştır? İngilizlerin devleti neden yanlıştır diye TRT'de programlar yapalım. Bak PKK neden yanlıştır? FETÖ neden yanlıştır? IŞİD neden yanlıştır? TRT yapmıyorsa biz yapalım. Ya TRT bize imkan tanısın, biz hazırlayalım. Bilimsel mücadele gerekiyor. Yoksa FETÖ'nün elemanları halen yine gelişmeye devam ediyor. Bak homoseksüelliği ön plan alarak, Kur'an'ı reddederek dinsiz akım şeklinde yayılmaya devam ediyor. PKK da aynı hızla devam ediyor gelişmeye. Bunlara karşı bilimsel, akılcı bir mücadele gerekiyor. Bunun için ya bize yardım etsinler, biz anlatalım veya TRT kendisi bir çalışma yapsın, biz de destekleyelim. Bu kadın derneklerinden de ben istirham ediyorum, genel evlerle ilgili olarak. Bu hanım kardeşlerimizi kurtaralım. Birçok büyük kadın derneği var. Bu kadınlara acısınlar, merhamet etsinler. Şefkatle onları kurtaralım. Çok korkunç yerler. Çok korkunç bir fiil. Yazık, günah. Bak bir kadının günde 70 erkekle, 150 erkekle fuhuş yapması ne demek? Dehşet verici. Ve 200 bin evladımız, tertemiz hanımefendi, buralarda fuhuş bataklığının içinde perişan oluyorlar. Bedenen de çöküyorlar, ruhen de çöküyorlar ve mahvoluyorlar. Kadın derneklerinden de ben istirham ediyorum. Bu hanım kardeşlerimizi kurtaralım. Allah rızası için. Yardımcı olsunlar, gündeme getirelim. Israrlı ve kararlı bir çalışma yapalım. Hepsine ev bulalım, hepsine iş bulalım. Kurtaralım. Son 8 yılda 1915 kadın öldürülmüş. Binlercesi şiddete ve tacize maruz kalmış. Hem Diyanet İşleri Başkanı hem kadın dernekleri bu konuda da devreye girsinler. Allah rızası için. Bir yılda 41 bin kadın Alo 183 hattını aramış. Alo ve 183 hattı çocukların ihmal ve istismarı, kadına yönelik şiddet gibi konuların ihbarları değerlendirmek için kurulmuş bir hat. Ve yoğun olarak buraya talep olmasına rağmen bu güzel insanlar, bu güzel varlıklar geceli gündüzü öldürülüyorlar. Feci şekilde öldürülüyorlar. Hem Diyanet hem kadın dernekleri bu konularda yardımcı olsunlar, hutbeler okunsun. Bu fitnenin ortadan kalkması için gece gündüz Diyanet camilerde vaiz versin, sohbet edilsin, konuşulsun. Evet, dinliyorum. Bugün arkadaşımız beyaz